Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videodan herkese merhaba. Şimdi bugün önemli bir gelişme oldu. Bunun borsayı da etkileyebileceğini düşündüğüm için bir video çekmek istedim. Özellikle 2 ay önce çektiğim bir videoda aslında bir beklentimi anlatmıştım. Biraz bu videoyla bağlayacağım. Özellikle neden sonuç ilişkisini doğru kurmanız için. Şimdi bugün açıklanan karar arkadaşlar KKM'deki faiz üst sınırının kaldırılmasıydı. Şimdi bu önemli bir karar. Çünkü faiz üst sınırını kaldırmak demek şu demek. Bugün Haziran ayında sizin özellikle biliyorsunuz Haziran ayından beri KKM'lerin bozdurulup bir borsaya giriş olduğunu hep sizlerle paylaşıyoruz. Neden? Çünkü KKM dediğimiz kur korumalı mevduat faiz politika faizine endekslendiği için politika faizinin üzerinde 3 puan, 2 puan, 3 puan gibi puanlar verildiği için insanlar enflasyonun gerisinde kaldılar. Yani kur korumalı da dolara karşı paranızı korumaya çalışıyorsunuz. Dolar hareket etmiyor 6 aydır. Faizler düşüyor. Sizin aldığınız faiz enflasyonun altında kaldığı için insanlar kur korumada para tutmamaya başladı. Ve bir yandan da sürekli gerek politik tarafta gerek başka tarafta borsanın mükemmel bir yatırım aracı olduğu anlatıldı. Ve insanlar bilinçli bilinçsiz arkadaşlar. Bakın bilinçli bilinçsiz borsaya girdi. Ve borsada çok iyi bir rally yaşadık. Özellikle Haziran'dan beri bakın şu noktadan beri inanılmaz bir rally yaşadık. 2400'den 5000'lere gelen 2 katını geçen bir endeks var. Bazı şirketler 5 katına 6 katına gitti. Şimdi bu haber önemli çünkü hani oyun değiştirici olabilecek bir haber. Neden oyun değiştirici olabilecek bir haber? Şimdi okuduğunuzda zaten görüyorsunuz hoş geldin faizi %30'a dayandı diyor. Bugün arkadaşlar bu haberden önce de %30 faizler veriliyordu. Benim bankam 2 gün önce bana %28,5-29 faiz teklif etti hesabımda bulunan mevduat üzerinden. Dolayısıyla bu dönem bankaların mevduat yarışına girdiği, bundan birkaç ay önceki mevduat yarışına girdiği, bize paranızı yatırın size daha çok faiz vereceğim yarışına girdiğinde faiz bir cazibe kazanmaya başlıyor. Yani geçmişte de böyle oldu. İnsanlar o yüzden ne yaptı? Parasını buraya yatırdı. Şimdi bunun arkasındaki matematiği biraz anlatacağım. Aslında çok basit bir matematik var. Nasıl düşünmeniz gerektiği ya da siz dışındaki bazı insanların nasıl düşünebileceği. Çünkü neden? Piyasada 4 milyon yatırımcı var. Şimdi 4 milyon yatırımcının her biri aynı düşünmüyor. Herkes farklı düşünüyor. Çünkü arkadaşlar herkesin borsada bulunma amacı, borsadaki mevduatı, risk düzeyi, vadesi herkes farklı. O yüzden biz hep ne diyoruz? Kendinize göre bir strateji bulmanız lazım. Şimdi basit matematik arkadaşlar. Yıllık %30 faiz demek aylık 2,5 faize denk gelir. Tamam mı? Aylık 2,5 faiz demek siz koyduğunuz paradan bir ayda %2,5'luk bir faiz alıyorsanız ve bu faiz enflasyon, açıklanan enflasyonun üzerindeyse enflasyon düşüş trendindeyse, bakın enflasyon ne diyor? Bugün daha Merkez Bankası ve TÜİK çıktı. Ne dedi? Enflasyon düşüş trendinde ve daha düşecek dedi. Bakın bu enflasyonun, açıklanan enflasyon bu. Reel olarak hayatımızda hissettiğimiz enflasyon çok daha fazla olabilir. Aylık 2,5'tan fazla bir enflasyon olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak ben size piyasa dinamiklerinden bahsediyorum. Bu piyasa dinamikleri cansız dinamikler. O yüzden hissettiğiniz Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın hissettiği değil. Piyasanın nasıl bir matematikte olduğunu size anlatmak istiyorum. Siz hiçbir risk altında olmadan bankanız size aylık 1,18 bir enflasyon tüfe varken size 2,5 faiz veriyorsa bu arkadaşlar net %1'den fazla nominal değil, reel olarak, enflasyondan arındırılmış olarak paranızın değerlendiği anlamına gelir. Peki bu ne demek? Bu borsaya son dönemde girmiş, şu dönemde girmiş ya da belki bu dönemden daha önce girmiş. Borsayı riskli gören, önümüzdeki dönemde seçim geliyor Türkiye'ye, borsada volatilite çok arttı, ben risk istemiyorum diyenler için çok cazip bir fırsat. Biz ne diyorduk borsayı yorumlarken? Borsanın Haziran'dan beri yükselecek olması, bakın Haziran'da video yayınlarına başladığımdan beri aynı şeyleri diyorum. Belki siz Yatırım 101 kanalında 2-3 video izleyip yarım yarım izleyip kapatıyorsunuz ama Haziran'dan beri borsa bu kadar borsa içeriği anlatmamın sebebi borsanın bu kadar alternatifsiz kalmasıydı arkadaşlar. Ve bunu altına basa basa söyledim. Altın yükselmiyor, dolar yükselmiyor,
Faizler, politika faizi kur korumalıda artı 3 puan 2 puan veriliyor. Enflasyonun altında kalıyor. Reel olarak paranız kaybediyor, değer kaybediyor. Konut fiyatları uçmuş gitmiş. Ne yapacaksınız? Borsa tek alternatif. Bir yandan sürekli borsada insanlar kazanıyor. Bir yandan sürekli halka arzlar geliyor. Dolayısıyla birçok kişi borsaya hücum etti. Şimdi aramızda bu borsada yatırımcı olanlar kalacaktır illaki uzun vadeli şirketlere yatırım yapan. İllaki bir grup kalacaktır ama bir grup özellikle borsaya çok kısa dönemli girmiş, cazibesinden dolayı girmiş kişilerde arkadaşlar bu karardan sonra ben risk almak istemiyorum deyip borsadan çıkabilir arkadaşlar. Bakın çıkabilir diyorum. Realize edebilirler. Olacak demiyorum. Size bir hedef göstermiyorum. Bir olasılıktan bahsediyorum ve bu olasılığın da matematiğini size anlattım. Piyasada şu anda 4 milyon yatırımcı var ve son bu özellikle bakın bu yaşadığımız sert düşüşte birçok insanın canı yandı. İnsanlar borsa düştüğünde SPK'yı göreve çağırdı. Halbuki yani borsa dediğiniz şeyde fiyatlar yukarıda çok sert çıkabilir, aşağıda çok sert düşebilir. Bu borsanın dinamiklerinde olan bir şey. Siz eğer para kaybetmeyi göze alamıyorsanız, para kaybetmekten korkuyorsanız kısa vadeli, borsa size göre bir yatırım aracı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla herkes kendine uygun olan yatırımı seçmek zorunda. Aksi halde hep başkasını suçlarsınız. Yarın borsayı suçlarsınız. Başka gün doları suçlarsınız. Diğer gün altını suçlarsınız. Başka gün Fed'i suçlarsınız. Sürekli suçlarsınız. Ama piyasada bir şeyler kazandırırken bir şeyler kaybettiriyor. Önemli olan sizin kendi aslında yatırımcı profilinizi belirlemeniz. Şimdi bu gerçekleri anlatmak istedim. Özellikle son dönemde bu sert düşüşten sonra da bir yatırımcı girişinde bir azalma, bir sabitleme var. Yani sabite bağlamış 4 milyon yatırımcı bir azalma var. Dolayısıyla insanlar bu kadar seçim yaklaşırken, bu kadar politik kargaşa ortamına gireceğiz düşüncesi varken borsadan uzaklaşma ihtimali olan bir grup, bir kişi var. Ne kadar bu popülasyon olduğunu bilmiyoruz. Neden bunu anlattım arkadaşlar bugün? Çünkü size bakın 2 ay önce borsadan çıkış zamanımı açıkladım diye size 2 ay önce çok net bir yön verdim. Size her zaman hem artı tarafta hem eksi tarafta yönler vermeye çalışıyorum. Ve hep veriye dayalı şeyler anlatmaya çalışıyorum. Altını çiziyorum. Bakın Twitter'ı açtığınızda ana sayfanıza muhtemelen aylar öncesine döndüğünüzde borsa şu kadar bin dolar olacak. Borsa şu kadar bin TL olacak. Uçacağız kaçacağız diye sürekli güzelleme anlatan, sürekli aslında borsa çok iyi yerlere gidecek diyen insanlar var değil mi? Siz belki bu düşüncelere kapılıp çok yüksekten maliyetlenmiş olabilirsiniz. Ama borsa size göre uygun bir yer olmayabilir. Ben size işin her iki tarafını da anlatmaya çalışıyorum. Ki daha önce düşüşü bildim diye demiyorum. Borsada düşüşün neden olabileceğini açıkladım. Teknik olarak anlattım. Yine teknik olarak bu sefer teknik analizi değil, bu sefer ekonomik analizi olarak size bunu anlatıyorum. Olabilecekleri. Ben ama olacak demiyorum. Her şey olabilir. Çünkü ben geleceği bilmiyorum. Kimse de geleceği bilemez arkadaşlar. Borsanın bundan 3 ay sonra şurada mı olacağını yoksa burada mı olacağını inanın kimse bilemez. Bunu bileceğini düşünenlere asla inanmayın. Çünkü teknik analiz dediğimiz şey de geçmişe bağlı fiyat hareketlerinden fiyat dışında aslında bize sinyaller üretmesi ve bizim gelecek yön tayininde olasılıkları anlamak üzerinedir. Yani teori böyledir. Dolayısıyla biz ne kadar burada teknik analiz yapsak da geleceği bilmek bu değildir. Ve ben bu borsadan çıkış zamanım açıkladığım videoyu lütfen izlemediyseniz izleyin. Yani 137 bin kişi izlemiş 2 ay önce. Belki atlamışsınızdır. Bir mutlaka izleyin. Burada ne diyorum? Altını basa basa bakın aynı şeyleri gösteriyorum. Enflasyonu gösteriyorum. Yine aynı şeyleri anlatıyorum ve dediğim şey burada bakın tekrarlıyorum. Faizin eğer enflasyon faizin üstüne çıkarsa faiz enflasyonun üzerinde olursa insanlar borsadan risk almak istemeyerek çıkabilir. Bunun zamanını bilemezsiniz. Bakın herkes seçimden sonra olabileceğini düşünüyordu. Bir anda bir hareketle piyasa dinamikleriyle bunun seçimden önce dolaylı yoldan olabileceğini gördük. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Piyasada herkes var. Uzun vadeli yatırımcılar var. Eminim şu an sizleri korkutmak istemiyorum ama bazı şeylere karşı hazırlıklı olun. Nasıl düşünmeniz gerekiyor bir de borsadan çünkü biz bir şeyleri anlattığımızda
herkes uzun vadeli yatırımcı olacakmış gibi düşünüyoruz ama herkes uzun vadeli yatırımcı olmaya uygun değil. O yüzden size terazinin iki tarafını da anlatıyorum arkadaşlar. Objektif biçimde bakın altını çiziyorum. Yatırım 101 profilinde her şeyi veriye dayalı ve terazinin iki tarafını anlatmaya çalışıyorum. Sizi olası zararlardan kurtarmaya çalışıyorum. Olası karları da sunmaya çalışıyorum size. Fırsatları da anlatıyorum. Burada birçok fırsatı anlattım. Büyüyecek sektörleri, büyüyecek şirketleri, gelirleri üzerinden hesap kitap yaptık. Ama herkese göre borsa değil. O yüzden bir kez daha altını çizmek istiyorum. Son olarak ben böyle video çekince bazı insanlar borsadan uzaklaştırıyorsun, borsa işte böyle kötülüyormuşum gibi anlatıyor. Arkadaşlar Yatırım 101'in amacı finansal okuryazarlık. Bilgiye dayalı finansal okuryazarlık, veriye dayalı finansal okuryazarlık. Bunu anlatmak için ben buradayım. Twitter'dan yıllarca duyduğunuz, belki izlediğiniz YouTube'dan birçok insanın size anlatmadığı şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Size geleceği söylemiyorum ama size geçmişte nelerin başarılı olduğunu, hangi şirketlerin nasıl kazandırdığını gösterdim. Uzun vadede en iyi yatırım aracı. Bakın 2 hafta önce o borsanın sert düştüğü anlamda size dedim ki uzun vadede yatırımcı olacaklar için en iyi yatırım aracı borsadır dedim. Çünkü hesap kitap ortada. Altını da geçiyor, doları da geçiyor. Çünkü bu şirketler arkadaşlar şu anda piyasada kur korumalı böyle olmuş, faizler şöyle olmuş. Yok böyle demiyor. Koç Holding, Ford Otosan, Kordsa, işte Kontrol, Galata Wind, Göltaş, Çimsa, sayamadığım her şirket, Ereğli. Bunlar arkadaşlar yönetim kurulları, şirketler oturuyor, çalışıyor. Şirketlerini daha fazla kâra getirmek için, daha fazla yeni proje yapmak için, yeni pazarlara açılmak için çalışıyor. Ve emin olun bugünden çok daha iyi yerlerde olacaklar. Her sene çok daha iyi yerlerde olacaklar ve onların gelirleri, satışları arttığında, gelirleri arttığında hisse fiyatları da yükselecek. Bu işin matematiği budur. Ancak bu dönemlerde piyasa bir aşağı bir yukarı biraz yatay gidecek. Sizi bunu kaldıracak sabrınız yoksa, sizin bunu kaldıracak eğer psikolojiniz yoksa arkadaşlar borsa size göre değildir. Dolayısıyla kısa vadeli düşüşlerde farklı bir strateji uygulamanız lazım. Uzun vadeli düşünenler için de farklı bir strateji uygulaması lazım. Bu anlattığım videoda arkadaşlar kimisi için fırsat var, kimisi için de bir aslında karar var diğer tarafta. Yani terazinin iki tarafı da var. Binlerce kişi izliyor bizim videolarımızı. Ben her iki tarafa da bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Tek bir doğru yoktur arkadaşlar. Borsada, başarıda da tek bir başarı formülü yoktur. Birçok şekilde piyasalarda başarılı olabilirsiniz. Umarım anlatabildik, yani anlatmaya çalıştığım şeyleri anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sonuna kadar vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim için daha önce paylaştığım bir konu üzerinden gerçekleşme aslında senaryosu başladığı için bir kez daha bu videoyu çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.